Niğde bölgesinde domates ekimi başladı. Ülke genelinde buğday, pancar, domates gibi ürünler yaygın ekim yapılıyor. Bölgemizde de domates ekimi son yıllarda arttı. Domates ekimi bu mevsimde gerçekleşiyor. Ağustos ayında da hasat oluyor. Kaçtan aldınız fideyi? 3 milyon liradan. 3 lira. 3 liradan tanesi evet. Fide aldınız. Örtü altı yetiştirme yapıyorsunuz. Evet. Şimdi siz burada gübre atıyorsunuz. Gübre atıyoruz. İlaç veriyorsunuz. Tarla için mazot kullanıyorsunuz. Bu yaptığınız masraflar sonucunda kaç liradan satarsanız Ağustos ayında bu ürün size para kazandırır? Vallahi 20 milyar dolarına masrafı bulur. Artık 3'e mi satarız, 4'e mi satarız orasını Allah bilir. Peki işçi falan bulabiliyor musunuz? Kolay mı bu işler zor, şu anda? Çok zor. Şimdi çok zor. İşçi, bu işçi benim 12-13 senelik arkadaşım, yani tanıdığım. Eğer olmasa ben bu işçiyi bulamam. Ama bir arkadaş, 12-13 senedir merhabamız var, gelip çalışıyor bizimle beraber. Ne kadar alan ektiniz? 100 dolara yakın. Bu konuda destek alıyor musunuz? Hayır. Sözleşmeli tarım yapıyor Hayır. musunuz? İçinde bulunduğunuz koşullarda tarımla uğraşan para kazanıyor mu? Vallahi güzel yapan kazanır. Şimdi son güzde bozum zamanında eğer bunlar piyasa düzgün olursa kazanır. Para kazanır. Ama piyasa düzgün olmasa başkanım çok sıkıntı çekiyorlar. Evet. Ama piyasanın atıyorum mesela satabilirlerse mallarının elinde kalmazsa şimdi geçen sene mesela arkadaşlar buradaki salça fabrikasına 350 liraya şeydiler. Verdik sonra 1 milyon liraya düştü. 350 liraya düştü. 1 liraya düştü. 350 liraya burada güncellediler. Başkanım onu da sonra almadı da son zamanda kapattı. Dünya kadar da mal yerde kaldı. Yerde kaldı. Ama satılırsa para kazanır yani. Satılırsa para kazanır. Domates. Ama domates böyle bir şey. Saha araştırmasına göre ülkemizde çiftçilerin yaşı son 3 yılda 51'den 53'e kadar yükselmiş. Çiftçilik yapanlar genelde orta yaşta olanlar. Gençler tarıma girmiyor. Kırsalda da yaş ortalaması 60'a dayandı. Köydeki nüfusun ortalaması 60, çiftçinin ortalaması 54. Burada tarımda uğraştıkları işte para kazanırlarsa ekimi daha bir istekle yapıyorlar. Aksi takdirde de üretimden giderek uzaklaşıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı akşam kredilerle ilgili sağladığı olanaklardan söz ediyor. Ancak kredi bir yerde borç. Çiftçi şu anda bankalara ve şahıslara 700 milyar lira civarında borçlanmış durumda. 2 milyon 300 bin ÇKS'li çiftçimiz var ve borç almadan çiftçilik yapılamaz durumda. Sizin de bankaya borcunuz var mı? Olmaz olur mu? Vardır illaki. Banka sizler? Şimdi bu arkadaşların hepsinin en azı meramı 1 lira. 1 lira yani 1 trilyon lira. En azın olan. Hiç borçsuz kimse yok ya. 1 trilyonsa bir şey değilim şimdi. Bak 1000 liraya bir şey demiyor. Yani borçsuz çiftçi yok, yok değil mi? Yok. Peki senin bu işini çocukların yapmak istiyor mu? Yoksa okuyalım gidelim başka şeyleri mi diyor? Benim oğlanın biri o. Okusa okumadılar. Bunlar çiftçilik yapacağım dedi. İki tane benim oğlum var. İkisi de 50-60 kadar malımız var ineğimiz tanımı. Onlara bakıyorlar. Bir de mısır ekeriz, yonca ekerik, domates ekerik. Bunlarla uğraşıyorlar. Yani çiftçi zorunlu nedenlerle tarımı sürdürüyor. Para zorunlu kazandığı tarım. İçin değil. Çünkü girdi maliyetleri artıyor. Gübresi, ilacı, tohumu, mazotu. Mazottan öte ve kademe kaldırırsa bu çiftçiye bir can suyu olacak. Tarım bu ülke için önemli. Öyle değil mi? Önemli. Şimdi mazot pahalı değil mi? Mazot 42 bin liraya biz mazot alıyor. Günlük ben 7-8 milyarlık mazot yakıyorum. Başkanım, bir haftadır 10 gündür. Bunlar tarımda uğraşan kesimlerin en büyük sorunlarından biri kendilerini anlayan bir bürokrasi kesiminin olmaması, ondan dert yanıyorlar. Çünkü masa başında hazırlanan raporlarla çiftçi mutlu diye anlatılıyor. Oysa alana gelindiğinde çiftçi mutlu değil. Niye mutlu değil? Kazanamadığı için mutlu değil. Çiftçinin malı hiç para etmez mi? 200 liraya yakın şey ektim, 5'li karışım, fiy ektim. 2 milyon lira veriyor adamlar. Satamadım, tallada kaldı. Buyursun. Bunlar hep benim müdürüm bak. Şu beyaz balya, şu beyaz balya, şu beyaz balya. Satamadım, mecbur kaldım, balyaya bastırdım. Kaç lira istedin de fiyleri satamadın? Ben 5 milyon lira istiyorum, adam bana 2 milyon lira verir. 2 milyon lira bunun maliyeti yani değil. Yani 6 sıfır attığımızda
Tonuna 5000 lira mı istedin? 5000 lira istedim, ben adam 2000 lira veriyor bana. Aa bak şunlar hep benim. 800 milyon liraya bastırdım tanesini. Şimdi bankadan, kamudan mı? Vallahi başkanından sohbet ediyorum. Bankadan, Ziraat Bankası'ndan alıyoruz. Ziraat Bankası'ndan. Traktör aldık, vaktiyle yem parasını alıyoruz. Zaten şu anda Ziraat Bankası'nda kullanılan tarımsal kredinin %70'i traktör almak için kullanılmış. Traktör aldık zaten. Orada kullanılmış çünkü saha araştırmanın başında sohbet ediyoruz. Onun için. Bir isteğiniz var mı yetkililerden? Yetkililerden ne isteğimi duracak? Herkes el atacak, çiftçiyi ayağa kaldıracak. Çiftçi olmazsa millet olur mu? Olmaz. İlla ki üretip yiyecek ki üretim olacak. Ya ben bunu size kızıyorum da. Lan 22 senedir bu memleketi yönetiyor. 22 senedir çiftçiyi batırmış, hayvancılığı batırmış da hala diyor da destek bekliyoruz. Ne yapalım ben ya. 110 milyara 120 milyara gittim düğe topladım ya. Geldim. Yani acaba bir umut olur mu diye. Şu anda kurban kaç lira satıyorsun? Kurbanım 150'ye de satan var, 120'ye de satan var. Doktorun malına göre. Canlı kilo 230 lira kilo mu olur? Bölgemizde domatesin stil olarak dikimi gerçekleşti. Bu domatesin stilinin bir tanesine kaç liraya verdiniz? 3 TL'den aldık. 3 liradan aldınız. Ne kadar alana ekim yaptınız? Dönüme 2500 adet fide gidiyor. 2500 adet. Toplamda ne kadar alanda ekim sağladınız? 90 dönüm yerde ekim oluyor şu anda. Oldu. Peki bunun üretildiğinde ne kadar ürün bekliyorsunuz hasat için? Onun dönümünü 15 ton. 15 ton bekliyorsunuz. Bugün için fiyatın ne olursa sizi bu yaptığınız masrafı karşılar. 5 lira olursa masrafı karşılar, bize de ekmek kalır. Domatesin kilosu 5 lira olursa diyorsun, biz bundan para kazanırız. Geçtiğimiz evet. Yıl domates yalnız tarlada kalmıştı bölgede. Full tarlada kaldı, davarlar yedi. Davarlar yedi. Çünkü burada salça fabrikası da alımları durdurmak zorunda kaldı herhalde. Son zamanda. Almadı. Son zamanda. Kabul etmedi, almadı. Çiftçi umutla, istekle ekimini yapıyor. Görüldüğü gibi bu bölgede de ekim gerçekleşmiş durumda. Buradaki olması gereken, çiftçi ürettikten sonra ürünü tarlada kalmamalı. Evet. Bununla ilgili çiftçiye destek verilmeli. Yalnızca tüccarın eline bırakılmamalı. Devlet çiftçiye sahip çıkmalı. Doğru mu arkadaşım? Evet. Fidelere kutu istiyor, ilacı istiyor, şu istiyor, bu istiyor. Bunları almak için çiftçimizler yani gidiyoruz. Mesela sezonluk alıyoruz. 5 liralık malı 9-10 liraya yani alıyoruz. Yani 2 misin alıyoruz. Bu gerçektir ya. Girdim, girdi maliyetini artıyor diyoruz. Yani sezonluk aldığımız zaman artıyor. 2 misin açık. Peşin para vermiyorsunuz. Peşin para nereden bulacağım? Kurban olduğum. Hasat dönemi veriyorsunuz. Hasat dönemi veriyor. Hasat dönemi de size mal veren şunu mu diyor? Şimdi ekim yaparken bunu alıyorsun ama hasat dönemindeki fiyatla mı tahsil ediyor? Aynen öyle. Hayır yok, bu fiyat. Ha, fiyatı da belirliyor yani. Belirliyor tabii ya. Şimdi bugün 10 lira olan gübre o zaman 19 lira olacak diyor. Ben bugünden 19 liradan hesap görürüm diyor. Biz kabul ediyoruz onu. Hesabı söyler, söylemez kabul ediyoruz. O zaman da bu söylediğimiz hesaptaki parasını atıyoruz. Ekim yapabilmek için başka şans. Borçlanmadan çiftçilik yapılamaz. Nasıl yapacağım? Kurban olurum nasıl? Aslında borçlanarak çiftçilik yapacağım. Bankaya borç ver, şahsa borç ver. O da sen iş karıştırmasın. İktiyatını satın verin, kurban olurum. Seni ben aradım, beni de bir sefer buldum. Evet, domates tallada. Şimdi bu fide yetişecek, ürün verecek. O ürünü de satacak, para kazanacak. Ama bu ürün oluncaya kadar yaptığı emek ne yazık ki hiç görülmeyecek. Çünkü bu emek görülse çiftçi refahı sağlansın diye mücadele edilir. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu bu fideden domates üreten para kazanamıyor. Ama buradaki üreticiden bu ürün çıktı mı katlayarak fiyat gidiyor. Gerek sanayide gerekse vatandaş alırken de pahalı ürün alıyor. Oradaki de dert yanıyor. Sistemin sorunu doğru bir planlamanın olmaması. Planlama doğru olsa buradaki de kazanır, oradaki de daha uygun fiyatta ürün alma şansına erişir.